Allah katında yaptıkları salih ameller karşılığı olarak Allah katında kıymet harbiyesi vardır. Bu dünyada bütün insanlar eşittir. Kendi iradeleri ve kudretleri kapsamında tercih ederler. İyilikten yana, imandan yana, güzellikten yana tercih eder. Ya da küfürden yana tercih ederek kişi yaşar. Allah imanı ya da küfrü kişiye dayatmıyor. Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Hepsi de aynı şekilde beşerdir. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın dilemesi kulun dileğine bağlıdır. Kul ister ve çabalar, adım atarsa Allah onun önünü açar, ona o kudreti verir. Allah'ın kudret vermesi zaten kişinin yaratılmasıyla birlikte Allah ona o kudreti vermiş. Allah o ilmi seviyeyi belli bir başlangıçtan belli noktalara kadar arttırması kapsamında da Allah onu o özellik ve istidadı vermiştir. İlim ve irade kapsamında Allah kuluna o kapasiteyle donanımı kılmıştır. Bu doğrultuda kul kendini ilmi olarak geliştirir ya da iradi olarak davranışlarını ve tercihlerini yapması da Allah tarafından zaten kula verilmiş özelliktir. Sünnetullah kapsamı zaten maddedeki özellik, bitkideki, hayvandaki özellikler yaratılışıyla birlikte bunlara yüklenmiştir. Aynı şekilde insana da ilmi donanımı arttırma, eylemde bulunma, tercihte bulunma özelliği fıtri olarak insanda vardır. Bu fıtri olarak var olan özellikler kula imanın ya da küfrün dayatılması değildir. Allah tombaladan çeker gibi birilerine iman, birilerine küfür taksimatı yapmamış ya da kullarına dayatmıyor, kullarına vermiyor. Kulun kendi ilmi, iradesi kapsamında iyilikten ya da kötülükten yana tercihleri ve o doğrultuda adım atmasıyla Allah onun önünü açıyor. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Her şeyin yaratılması, varlığının devam etmesi Allah'ın gücü ve kudreti kapsamında, sünnetullah kapsamında olmaktadır. Dönüş de ancak onadır. Mutlak güç kudret sahibi olan Allah'a dönülecektir. Bu ayetin varlığını da göstermektedir. 6'ya 39'a baktığımızda mesajlarımızı yalanlayanlar, zikri karanlığa gömmüş sağırlar ve dilsizlerdir. Mesajlarımızı yalanlayanlar, Hakk'a sırtını dönen kafirler, Hakk'ı görmeyenler, zifiri karanlığa gömülmüş sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse, kul ister, dileyeni, kulun istemesi, çabalaması onu saptırır. Küfürden yana tercih yaparsa saptırır. Ve dilediğini, Allah'ın dilemesi ve kulun da istemesi, çabalaması, dilediğini de dosdoğru yola yöneltir. Şahade iki fiil kapsamı özelliği var. Allah'ın dilemesi ve kulun dilemesi. Kul dileyen olarak iyiden ve güzelden yana imani kapsamdaki tercihlerini tercih eder. O doğrultuda çaba sarf eder. Güzelliklerini artırırsa Allah ona destek verir. Allah onun önünü açar. Bu sünnetullah kapsamında olmaktadır. Bu şae üzerinden baktığımızda geçmişte özellikle Eşari ekolünün oluşturmuş olduğu anlam metaforuna baktığımızda özellikle Allah'ın dilemesi kapsamında Allah kuluna imanı ya da başka kuluna küfrü dayattığı, küfrü belirlediği tarzı bir anlayış oluşturulmuş, öyle bir paradigma. Fakat işin gerçeğinde ise Allah kullarına bu kapsamda İlim ve irade doğrultusunda bir donanım meydana getirmiştir. Bu kulun özgür iradesini ve kudretini kullanarak nötr kapsamda olan kulun kendi dilemesi, kendi eylemleriyle imandan ya da küfürden yana tercih yapmasıdır. Bu kula dayatma değildir. Allah'ın kulun gelişmesi, kulun tercih yapabilmesi kapsamda öylesi donanım ve istidadın kulun üzerinde artırılmış olmasıdır. Sünnetullah kapsamını çok iyi bilmek gerekir.
73-19'a baktığımızda şüphesiz bunlar bir öğüttür. Allah'ın ölçüsü, zikir. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'a ulaştıran yol Allah'ın ölçüsüdür. Afakta, enfusta ve Allah'ın Resuller üzerinden insanlığa ulaşan Risaleti kulları baz alır ve onu yaşarsa kendi iradesi ve tercihiyle hak yolunu bulur ve o hak yol üzerine olur. Ama kul öğüt almaktan kaçar, sırtını döner, hakkın üstünü örter, küfrü tercih ederse, sırtını dönerse o da kendi iradesi kapsamında Allah'ın yolundan uzaklaşır ve küfür kapsamında bir tercihte bulunur ve yaşayışını o doğrultuda şekillendirip sonlandırır. 81'e 27'ye baktığımızda bu bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir. Yani Allah insanlara dayatmıyor. Allah insanlara hakikati görmeleri doğrultusunda bir öğüt, zikir ve hakikatin yolunu dönüp dönüp insanlara Allah hatırlatıyor. Bu hatırlatılan öğüt, insanın bunu görmesi, insanın bu öğüt kapsamında kendi iradesi doğrultusunda tercih yapmasıdır. Doğru yolda yürümek isteyen her biriniz içindir. Her biriniz için gerçek ölçü Allah'ın ölçüsü kapsamında bir ölçü. Bu dost doğru ölçü kuluna dayatılması değildir. Kulun kendisine sunulan bu nimeti dilerse tercih eder, dilerse sırtını döner, küfrü tercih eder. Allah kesinlikle kuluna bir dayatmada bulunmamaktadır. 15-19'a baktığımızda yeri de yaydık, ona sabit dağları yerleştirdik ve orada ölçülü her şeyi bitirdik. Yani yeryüzünde de var olan kurallar bütünlüğü sünnetullah'tır. Allah kullarına sünnetullah kapsamında hakikati, maddeyi, bitkileri, hayvanları ve insanları yarattığını, sünnetullah kapsamında onlara var olan yaratılış kapsamındaki özelliklerini oluşturmuş ve bunların işleyişlerini sağlıyor ve devamı Allah'ın gücü ve kudreti kapsamında devam etmekte. İnsan diğer varlıklardan çok farklı özellikte yaratılmış bir varlıktır. Aklı melekesi çok güçlü. Tercih yapabilme özelliği bulunmakta. İyiden ya da kötüden yana kul tercih etmektedir. Şae çift fiilli Allah'ın iradesi ve cüz-i irade kapsamında kuluna vermiş olduğu iradedir. Bu irade kapsamında kul tercih eder, iyiden ya da kötüden yana tercihte bulunur, imandan ya da küfürden yana. 18'e 29'a baktığımızda de ki, Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kulun dilemesi ve tercihte bulunması kula ait olan Allah'ın vermiş olduğu özellik bütünlüğüdür. İman kulun kendi iradesi ve tercihidir. Allah'ın dayatması değildir. O yüzden şae kapsamı üzerinde oluşturulan anlam bütünlüğünü çok iyi anlamak lazım. Eğer Allah kullarına iman ya da kader, iman ya da küfrü dayatıyor, bir kader dayatması olarak düşünürsek, bu Allah'ı adil olarak görme anlayışının dışına çıkarır. Allah mutlak adil olandır. Bütün kullarına haksızlık yapmaz. Bütün kulları onun kuludur. Hepsini de adil bir arenada imtihan etmekte, hepsine irade ve fiilini, tercihini gerçekleştirecek kudret vermiştir. Allah eğer kullarına imanı ya da bir kısmına da küfrü dayatmış olsa Allah'ın o zaman Resul göndermesine, Nebi göndermesine, göndermesinin anlamı ya da kitap indirmesinin anlamında bir tenakuz meydana gelir, bir çelişki olur. Hem Allah kullarına hem iman bir kısmına iman bir kısmına küfrü veriyorsa ya da küfrü dayatıyorsa orada olumsuzluk meydana gelir. Bu Allah'a ait olmayan bir adaletsizlik izafe etmektir. İşin gerçeğinde Allah mutlak adil olandır. Şahin'in böyle özelliği bulunmaktadır. O yüzden bunu bu kapsamda düşünmek, gelenekten gelen o yanlış metaforu, anlayış bütünlüğünü sorgulamak gerekir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun.
Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.